Kanka, geldik. Herkesin haftalardır bahsettiği o bar burası. İçeride inanılmaz bir ortam varmış. Bütün güzel kızlar buradaymış kanka. Ya kardeşim, bak burası çok klas bir yere benziyor. Bizi bu kıyafetlerle alırlar mı ya? Rahat ol kanka. Sana bu gibi barlara girmenin altın kuralını açıklıyorum. Özgüven. Özgüvenle girdiğin zaman kimse ama kimse seni durduramaz. Sen şöyle bir özgüven yüklen bakayım. Şöyle bir rahat ol. Daha rahat ol kanka. Kanka biraz cool ol, cool. Biraz daha cool ol kanka. Şöyle bir zengin gülümsemesi yükle kendine. İyi hisset kendini. Oğlum biz neyi yapıyoruz Allah aşkına? Çok güzel kanka. Takıl peşime. Hadi. Gel bak şimdi neler olacak. İsmail, emin misin oğlum bak? Rahat ol kanka. Davetli miyiz? Özgüvenliyiz. Biz de asabiyiz. Ha. Kardeşim eğer adınız bu listede yoksa sizi içeri alamam. Hele bu şekilde. Karşım gel gel şey yapma çok. Tamam çok sağ olun. Karşım kanka. Gerek yok ya. Yok yok kanka. Kamuran Kelkeser diye bir isim gördüm ben orada. Kamuran Kelkeser'im diyelim. Girelim kanka içeride çok güzel ortam var. Kaçırmayalım kanka. İsmail ben yalan söyleyemem kardeşim ya. Vallahi ben çok korkuyorum. Bak kızlar da beğenmedi ortamı çıktı herhalde. Baksana. Dur bakayım. Ben bunlara bir soracağım. Merhabalar, iyi akşamlar. Rahatsızlık vermek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmayın. Dilenci değilim abla. Sadece bir şey söyleyeyim. İçeride ortam kötü mü? Berbat! 5 dakika duramadık. Rezaletti. Bak bir de bana Kamuran Kelkeser'im diye yalan söyletecektin ya. Kötüymüş. İnanılmazdı ya. O kadar güzel ki içeride kızlar. Yallarında böyle hobbit gibi kaldı. O neydi ya içerisi öyle? Bir erkeğe 10 tane kadın düşer mi ya? Hırvatistan güzellik yarışmasından kızlar gelmiş içeride. Bir de Türkiye'deki diye erkekler. Of çok seviyoruz Türk erkeklerini diyorlar. Ya rezalet. Ya çık şuradan bir çık. Çık hadi. Geçin şöyle. Selamünaleyküm kardeşim. Ben Kamuran Kelkeser. Listede adım olacaktı. Demin söylemeyi unuttum. Bir bak bakayım. Kamuran Kelkeser. Kamuran Kelkeser mi? Aynen. Ulan it! Neden bekletiyorsun Kamuran beyleri? Aynen ya, bekletiyor it. Efendim hoş geldiniz. Eyvallah. Kamuran Kelkeser. Siz de Kamuran Bey'in sağ kolu Okşan Durmaksızın olmalısınız. Aynen. Siz de hoş geldiniz efendim. Efendim kusura bakmayın. Normalde sizin isimleriniz listemizde sürekli olur. Ama ilk defa teşrif ettiğiniz için de arkadaşım sizi tanımamış. Affedin ne olur. Ne diyorsun? Okşan. Affedelim mi? Vallahi Kamurancığım senin gibi nevi şahsına münasır bir insanı tanımamak da hoş değil yani. Ulan hadi beni tanımadınız. Okşan Durmaksızın da unutulacak gibi değil ya. Haklısınız efendim. Kovuyorum seni it. Defol git. Çek. Bunu patını topla. Defol buradan hayvan herif. Hayvan. Efendim affedersiniz. Estağfurullah. Sizi aşağı alayım. Locaya buyurun. He. Buyurun. Loca. Okşan geç. Otur Kamış. Oğlum bak loca falan ne oluyor lan? Bu Kamuran denilen adam bak önemli biri herhalde. Başımızı işe almayalım İsmail ne olursun ya. Rahat ol kanka. Bak şimdi adam ne dedi? Siz dedi listede hep varsınız ama daha önce hiç gelmediniz dedi. Demek ki adam uğramıyor kanka. Rahat ol. Daha bir Sırbistan'a damat olacağız şimdi. Şu hareketlerine bir bak Allah aşkına ya. Oğlum bak bende para falan yok. Buranın hesabını ödeyemem ben. İsmail. Rahat ol kanka. Kamuran Bey. Efendim söylememe gerek yok ama bu akşam bizim misafirimizsiniz. Ya Kamurancığım rahat ol diyorum. Öyle mi diyorsun ya Okşan? Efendim affedersiniz mekanımızın müdürü sanırım bir sorun var. Ben bir gidip şey yaparız. Anladılar. Anladılar adam bizi işaret ediyor lan bizi işaret ediyor. Dayak yükleniyor kanka. Kaç kaç.
Merhabalar. Merhaba. Kamuran Bey siz misiniz? Kim soruyor? Efendim, yani burada da nasıl yakışık alır bilmiyorum ama... hazır sizi burada yakalamışken... bu ayki haracımızı ben burada elden takdim etsem size... tam 100.000 euro. Umarım sizin için uygundur. Ne dersiniz? Allah deriz. Okşancığım, ya biz bu haraç işlerini bıraksak mı artık güzel kardeşim? Bak olmuyor böyle. Kamurancığım, bunu da alayım, söz bırakıyorum. Sağ ol kardeş, sen gidebilirsin. Eyvallah. Ulan, lan ne çabuk moda girdin, okşan durmaksızın. Bu paranın sahibi gelirse okşar bizi durmaksızın. Kanka, 100.000 euro diyor. Ben 100.000 euro için kendimi satarım ya. Hiç merak etme. Bak şimdi, biz hem eğleneceğiz, hem Hırvatistan'a damat gideceğiz, hem de parayı cebimize koyacağız, sen gör. Bana bak, evet. Ben çok kıllandım. Böyle duramam. Vallahi o parayı aldıktan sonra ben duramam. Kalk gidiyoruz buradan. Yoksa... o yüzünü bile görmeden aşık olduğum Kamuran... sen misin? Benim, Okşan. Geç otur şuraya. Tamam Kamil. Hakkında o kadar çok şey duydum ki... burada olduğunu söylediklerinde cesaretimi toplayıp buraya gelmem çok zor oldu. Senin gibi güçlü, etkili bir adam benim gibi bir kıza bakar mı? Bakarım. Soru buysa bakarım. Ay inanmıyorum. Senin için dans pistinin orada Hırvat güzelleri birbirine giriyordu. Ama senin bana baktığına inanamıyorum. Kamurancığım gidelim diyordun. Şu saatten sonra benim buradan ancak ölüm çıkar. Kamuran Bey, efendim sizin burada olduğunuzu duyan mermerci İbrahim telefonda. Sanırım borcunu istiyor. Ne alakası var ya? Eğlenmeye gelmişiz biz. Eğleniyoruz biz. Eğlenirken para mı istenirmiş? Haddini bildir şuna kanka. Aa, gerçekten haddini bildirir misin? İzle bak nasıl bildiriyorum. Ver lan şunu. Ne var lan? Eğleniyoruz burada, ne bozuyorsun? Ne? Yok lan sana borcunu borcunu ödemiyorum. Hadi! La kapat! Küfret. Gelmiyor oraya. Küfret kanka. Hırt! Lale! Sakın bir daha aramadan burayı. Kapat! Şok oldu salak. Ay Kamuran! Mermerci İbrahim'le böyle konuştuğuna inanamıyorum. Ya neyine inanamıyorsun ya? Alt üstü mermer ustası değil mi adam? Mermer ustası aramış, bunu da söylüyorsunuz. Ya çok şakacısınız Kamuran Bey gerçekten. Mermer lafının aslında mezar taşı göndermesi olduğunu bilmiyorsunuz ya. İbrahim Bey bu alemin en büyük mafya babalarından biridir. Ben adıma küfür ettim ha. Evet. Çok şaşırdım. Çok etkilendim. Yani gerçekten çok cesursun. Üstelik ben dedim diye ona haddini bildirdin. Eğer buradan sağ çıkmayı başarabilirsen beni mutlaka ara. O kadar mı diyorsun ya? O derece mi bir şey yaşayacağız biz? Okşancığım. Okşancığım. Eklemek istediğin bir şey var mı güzel kardeşim? Kanka çok fevri çıkışların oluyor senin de yani. Yani İbrahim Bey gelsin, ben bunu uygun bir lisanla anlatacağım da yani kendisi. Hadi hadi, çabuk kaç, kaçmamız lazım. Çabuk çabuk gidelim buradan. Ne oluyor burada şu an? Hadi hadi. Burada şu an ne oluyor? Ne o, indirim mi var? Herkes çığlık çığlığa koşuyor. Çiçek Hanım, siz de dışarı almak zorundayız. Mermerci İbrahim arka kapıya dayandı. Boşaltın. Öyle mi? Tamam. Eğer sağ çıkarsan mutlaka ara beni. İyi, oldu Kamuş. Ben de kaçayım. Bu senle İbrahim'in arasında. Ağzını a**ırım Okşan. Ne? Diğerleri mi geliyormuş? Ha. Kardeş ne olmuş? Benim adamlarım da mı geliyormuş? Adamlarım mı? Abi. Senin tek adamın var, o da Okşan. Yani sizin bu alemdeki bilinen tek özelliğiniz... sizi kimsenin tanımaması ve birlikte takılmanız. Nasıl bir özellik lan? Öyle bir özellik abi. Niye öyle yapmışız ya? Keşke öyle yapmasaydık. Abi, ortalık fena karışacak. Sizin işine taş koyduğunuz bütün mafya babaları yoldaymış. Onlar da geliyor. Neyse ki... kurşun geçirmez gömmeğiniz var. Bu da nam tabii. Tabii ki.
Hadi hayırlısı. Hadi hoşça kalın. Ne yapacağız kanka? Ha? Ne yapacağız kanka? Ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Lan ne yapacağız? İki kız göreceğim diye soktuğun durumlara bak beni. Babalar geliyor, babalar. Babaya, babalara geldik İsmail. Tamam, sakin olalım şimdi. Sakin olalım, şöyle yaparız. Adam geldiğinde ben derim ki, İbrahim Bey, İbrahim Bey, ben Kamuran değilim derim. O da öyle mi dost? Tamam o zaman. Haydi sen yoluna git der, affeder beni. Aynen kanka, rahat ol. Bak boğarım seni, ha rahat ol, rahat ol. Demek Kamuran sensin ha? Yemin ediyorum bak Allah benim belamı versin ki ben Kamuran değilim efendim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ben açıklayana kadar da işler böyle gelişti. Ben Kamuran değilim efendim. Kamuran değil misin? Değilim efendim. O zaman neden mekanı haraca kesiyorsun kardeş? Ben şimdi seni öldürmek zorunda... Ben Kamuran'ım. Ben Kamuran'ım efendim. Bu da şey, Okşan. Durmaksızın. Demek Okşan sensin ha? Ulan iki senedir senin yüzünden hapis yatıyorum ben. Öyle mi? Abi suç kişiseldir yani. Ben nasıl dahil oldum ki bu işe? Beni ispiyonladınız. Kuyumcuyu soyan matkap ozan dediniz. Hiç matkaplıkta bir işimiz olmadı ki. Acaba biz sizi önerdik mi birine, tavsiye mi? Hadi lan oradan mevzuyla Luna Park mı yapıyorsunuz oğlum? Bugün bu diyet burada ödenecek. Ama önce bana ödenecek. El Çapo Mustafa Çoço. İyi lan iyi. Herkes Cem Karaca'nın önünde eğiliyor, biz de eğilelim. Vay Kamuran ve Okşan ha? Sonunda tanışabildik. Meksika sevkiyatını ispiyonlayan, vücudumdaki 13 kurşunun sebebi, 23 milyon dolarımı heba eden ve en önemlisi karımla kaçan Kamuran. Allah benim belamı versin ya. Ve sen Okşan durmaksızın. Asıl intikam almak istediğim. Ben? Sen. Ben bundan daha fazla ne yapmış olabilirim ya? Hayır, insan da merak ediyor yani. Kaşıma. Kaşıma, ulan kaşıma. Bunlara ne yapalım El Çapo Mustafa Çoço? Orasına ben değil, Pala Paşa karar verecek. Hop Pala Paşa. Evet, Malkara Keşa. Evet. Ona yaptıklarınız yanında bana yaptığınız hiç kalır. Ya daha fazla ne yapmış olabiliriz? Yediniz lan beni. Nasıl ya? Antarktika sevkiyatında uçak düşüne siz de oradaymışsınız. Sonra mahsur kaldığınız o buzulda hayatta kalmak için beni çatır çutur çutur çıtır yediniz, bir kafamı bıraktınız. Sizi görmeyeyim diye de gözlerimi bağladınız ama işte buradayım tata. Yani tam da burada değil gibisiniz ama ya. Abi biz tam olarak ne kadarını yedik? Yani boyundan aşağısı görünmüyor da. Ha, göstereyim sana. Abi bir şey geliyor, abi bir şey geliyor. Bir şey açıyor abi. Allah'ım inşallah silahtır. Kes lan kes. Ne olacak orada çıkan şey? Silah tabii. Sizi şimdi buracıkta öldürürüm ama Mesut abi yaptıklarınızdan dolayı sizi öldürmek Mesut abinin hakkıdır. Ya bu ne ya? Hayır adamı yemişiz. Bundan sonrası soykırım. Biz ne yapmış olabiliriz kardeşim ya? Yani bundan sonrası adam mezarından mı çıkıp gelecek? Ölmüştür o ya. Ölmedim. Ama hep ölmek istedim. Ay iyi de görünüyorsunuz. Ama değilim. Afrika sevkiyatında beni yanlış yönlendirdiniz. Ve Huna Gaço Hun Huna adında
Bir kabileye esir düştüm. Abi ne güzel işte köy hayatı. Beni göklerden gelen bir hediye sandılar. Ağaca bağlayıp gorillere sundular. Adet yani... Herkesin bir adeti var Mesut Bey. Misal bizde de yatak odasını kız tarafı alır. Adet yani. Aynı şey mi lan? 17 goril diyorum. Ağaca bağladılar diyorum. Sunuldum diyorum. Abi bunun üstüne ne desen haklısın vallahi. Pardon yani. Pardon mu? 46 gün diyorum. Ulan sizi öldürürdüm ama Hayati abi ayıp olur. Ulan gorilden fazla ne olabilir ya? Ya bu tap noktası abi, biz daha ne yapmış olabiliriz Allah aşkına? Polis! Polis! Kimse kıpırdamasın. Etrafınız sarıldı. Kimse bir yere kaçamaz. Kaldır elleri, kaldır. Memur bey, ben mağdurum. Kaşımı kaldırsam olur mu? Çıkın lan dışarı, yürüyün arabaya. Çek, çek! Sizi bitireceğim oğlum. Bittiniz lan siz. Bana mı yardım edin? Göreceksiniz gününüzü. Çok kötü ele geçirirdik gerçekten. Acayip. Tebrik ederiz, tebrik ederiz. Hiç beklemiyordum, hiç. Abi. Sağ olun. Sayenizde 20 yıllık bir mafyayı çökerttik. 10 yıldır burada gizleniyorum o Kamran ve Okşan salağına yakalamak için. Onları yakalayamadım ama daha iyisini ele geçirdim. Şu zarfı da alayım. Onu ben size vermek için zaten. Tabii, tabii, tabii. İyi yırttık kanka. Lan o değil de biz bu Hayati'ye ne yapmış olabiliriz? Ben onu merak ediyorum. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.